Selamlar herkese, Zararna Sohbetler'e hoş geldiniz. Bugün ciddili bir konuğumuz var. Sevgili Mahmut Saral, The Doom Collector bizlerle birlikte. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın, keyifler nasıl? Güzel, hava biraz sıcak, onun dışında güzel ama. Bugün hangi konu başlıklarını konuşacağımız aşağı yukarı videoyu tıklayan herkes bunun farkında evet, diye düşünüyorum. Evet, Fallout'tan bahsedeceğiz. Bir anda böyle Rayman'dan falan bahsetmeye başlıyormuşuz. Şimdi. Yani evet, ondan ben bile bahsetmeye başladım bu arada. Şimdi, bizim kanalı izleyicilerin büyük bir çoğunluğu büyük ihtimalle seni tanımıyordur. Ve bu video farklı sosyal medyalarda da paylaşılacak, platformlarda da paylaşılacak. Seni tanımayanlar için bir giriş mahiyetinde kısaca kendinden bahseder misin? Tabii, bir oyun sever insanım en başta. 94 ya da 95 sanıyorum, o zamandan beri bilgisayar oyunları, video oyunlarıyla iç içeyim. Yaklaşık 15 yıldır da Merlin'in kazanında başlamak üzere ve sonra devam etmek üzere yaklaşık 15 yıldır da yazarlık, editörlük, işte haber desteği olur, video prodüksiyon olur. Pek çok farklı web sitesinde, pek çok farklı dergide, zaman zaman konuk olarak gazetelerde, bazen de televizyonda içerikler ürettim, programlar yaptık. Ve buna devam ediyoruz. Aynı zamanda senin de başta bahsettiğin gibi Doom üzerine geniş bir koleksiyonum var ve dünyada sanıyorum tabii farklı Doom seven insanlar da var ancak benim kadar büyük koleksiyonu olan yok diye biliyorum. Guinness'e bir başvurum da olmuştu bu bağlamda ancak henüz sonuçlanmadı. Kısacası oyun seven ve video oyun teknoloji üzerine içerikler üreten, hayatını da bununla idame ettiren, parasını da bundan kazanan bir vatandaş. Güzel. Abi az önce de cevapladığın üzere daha geniş konuşalım. Kaç yaşından beri oyun oynuyorsun ve ilk oynadığın oyun neydi? Sanıyorum 7 yaşı olsa gerek. 7 ya da 8 dediğim gibi 94 ya da 95 tam emin olmamakla birlikte bir komşu ziyaretine gitmişiz. Küçükken biliyorsun çocuklar ben şuraya gidiyorum buraya gidiyorum diyemez de genellikle anneler bir yere gidiyorsa çocukları da yanında zorla götürürler ve çocuklar da memnun kalmaz bu tip ziyaretlerden. Ancak bir ziyaretimizde ben komşu çocuğunun şeyle oynadığını gördüm. Şu an tam hatırlamıyorum o sahneyi tabii. Televizyona bağlı elinde bir şey var böyle. Atari dediler. Atari tabii bir kavram aslında. Orijinalinde onun ismi Atari değil. Atari hem bir şirket ismi aynı zamanda biliyorsun. Bir oyun firması, evet. Köklü bir firma. Ve anneme ben de bundan istiyorum demişim. Sonrasında benim Almanya'da yaşayan dayım vardı. Genellikle yaz aylarında kısa süre tatil için Türkiye'ye gelirdi. Annem de telefonda dayıma bahsetmiş bu konudan. Telefonda dediğim de ankesörlü telefon. Evimizde telefon yok. Ankesörlü telefona gidiyoruz bazı zamanlar. İşte 2 haftada bir, 3 haftada bir jeton atıyoruz ve konuşuyoruz. Ha Almanya'yı nasıl aradın diyeceksen biz aramadık. Bizi aramak isteyenler alt komşumuz Gülten teyze vardı. Onun vardı telefonu. Onu arardı. Öyle konuşmuşlar ve bahsetmiş bu durumda. Dayım da ilk başta pek anlamamış hani bu nedir ne değildir diye. Ancak o sıralar tabii yükselen bir trendmiş bu Avrupa'da. Bilgisayar oyunları, video oyunları. Ve yazın aynısından bana da getirmişti. Hatta benim sayemde diyeyim ben. Kuzenlerime de getirmişti. Çünkü onların haberi yoktu böyle bir şeyden. Bir Super Nintendo getirmişti. Daha doğrusu ben o zamanlar öyle sanmıştım. Meğerse çok sonradan hatta yakın bir zamanda öğrendim. Çünkü merak edip geriye döndüğümde... Klon muymuş? Evet, bir klon cihazmış o. Çünkü kaset yeri büyüktü. Buradaki kasetler ona pek uymuyordu. Gerçi buradaki kasetler de klon şeyler. İçinde kurulu oyunlar vardı. Hani 9999.1 derler evet. Ya in 1. Aynen. 10 tanesi farklı, gerisi aynı. Sonradan öğrendim ki Super Nintendo'larda böyle bir mekanizma yok. Yani içinde oyun kurulu gelmiyor. Kasetleri ayrıca alman gerekiyor. Tabii bunu çok sonradan öğrenince o kadar da hayal kırıklığı olmadı. Öyle başlamıştım. Tabii o Atari, televizyon Atari'si diyorum ben onlara. İlk oynadığım oyun Super Mario'ydu orada. Güzel. Bilgisayar tarafında ilk oynadığım da yine bir Super Mario'nun portuydu. Hı-hı. Resmi bir port değil, adamın biri yapmış. İki bölümdü zaten. İkinci bölümden sonra sonsuz döngüye giriyordu oyun. Evet. Belki sen de biliyorsundur. Aynen. O sıralar çoğu çocuk oynamıştır. 98'de oynamış. Windows 98'de vardı o dediğim. Tabii 95'te vardı. De vardı. 98'de aynen. De çalışıyordu. Bir diskete sığabilecek boyuttaydı hatta. 1.3 MB falandı. Disketler 1.44 MB oluyor. İlk oynadığım bilgisayar oyunu ise tabii oynamayı becerememiştim ilk etapta. Duke Nukem 3D'ydi. Bir bilgisayar kursunda görmüştüm. Dolayısıyla da ilk tanıştığım bilgisayar oyunuydu aslında. Güzel. Esasında normalde şey Türkiye'de hani bizim yaşlarda olup da o yaşlardan itibaren küçüklükten itibaren oyun oynayan insanlar çok küçük bir kısmı esasında orijinal konsollarla haşır neşir olmuşlar. Büyük bir çoğunluk Türkiye'de özellikle
Klon. Hı hı. Ben de şey diyebiliyorum, Microgenus diyebiliyorum oynadığım konsol ama büyük aslında ihtimalle klondur. Şu hikaye de çok ortak. Genellikle bizim camiadaki insanlarda bir Almanya'da oturan dayı, Almanya'da oturan amca, onlar getirdi de karşılaştık. Bu ortak nokta herhalde. Evet. Bence de öyledir. Çünkü o kasetler, Super Nintendo'lar aslında o zamanlar İstanbul'da da var. Ama her yerde yok. Belli noktalarda var. Ve küçük bir çocuksun. Sen bir küçük çocuk olarak İstanbul senin için çok büyük. Arka sokağa gitmek bile senin için uzak demek. Tabii. Kadıköy'e, Çağlayan'a ya da Eminönü'ne gitmek ne demek? Bilmiyorsun ki öyle bir şey. Ha belki gidebilsen diyeceksin ki burada da var alıp oynayayım ama o zaman sen kendi küçük bedeninle dünyayı o kadar büyük görüyorsun ki dolayısıyla hani sadece Almanya'da vardır herhalde ya da bunu sadece ben bulabilirim herhalde gibi düşüncelere kapılıyorsun. Halbuki belki de 3 sokak daha öteye gidebilseymişim küçükken orada da satılıyordu belki, bilmiyorum. Kesinlikle. Hangi oyun türü favorin ve bunu ne zaman fark ettin? Ben şu tarz oyunları oynamayı diğer türlere nazaran daha çok seviyorum. Gene 90'lı yılların ortalarında 96-97 gibi arcade salonlarını keşfetmiştik arkadaşlarımla. Atari salonları ya da. Onlar farklı dünyalarda bizim için çünkü o kapıdan içeri girince o kokusu bile farklı bir evren gibi, farklı bir evrene giriş yapıyormuş gibi olurduk. Cadillac and Dinosaurs vardı, Fatal Fury vardı, Kaptan Komando vardı. Bunlar hep side-scrolling aksiyon oyunlarıydı. İşte soldan sağa doğru akıyor. O tip oyunları çok oynardık. Pek beceremezdik, devamlı jeton atardık ama çok hoşumuza giderdi. Hatta şey yapardı ya, bakardı karakter seçim ekranına, hangisi kastıysa onu seçerdi. Herhalde daha kuvvetlidir. Halbuki pek de bir farkı yoktu. Hepsinin özel hareketleri vardı ama günün sonunda hepsi ortak güçtelerdi. O zamanlar öyleydi tabii favorim. Bir de çoğu oyun hep öyleydi zaten. Atari'deki oyunlar da hep side-scrolling tipindeydi. İşte Super Mario en başta, onun çakmaları vardı, çakmak taşlar vardı. Adada geçen bir Mario oyunu daha vardı. Farklı bir karakterdi. Yani Mario değildi o. Adventure Island mıydı? Dinozorun üstüne biniyorsun, kaykayın üstüne biniyorsun. Yok o Super Mario değil. Yani karakteri değiştirmişler. Mario tipinde ama farklı bir oyun. Hmm. Yani Nintendo'nun ürettiği bir oyun değil. Okay. Aklıma gelmedi şu an. O zamanlar oydu favorim. Ne zaman ki 99 gibi falan internet kafelere böyle nadiren gitmeye başladığımızda araba yarışları benim favorimdi. İşte Midtown Madness, Need for Speed 2, Special Edition. Özellikle Bordeaux Jaguar kullanmayı çok severdim. İçinden bir de kokpit kamerasından kullanırdım onu. Sonra kendi bilgisayarımla birlikte Delta Force, biri Delta Force'tu, birinci Delta Force. Biri Tenkai'dı. Başımı döndürüyordu gerçi o. Çok hızlı bir oyundu. Böcekli möcekli. Bir de Doom 2 Hell on Earth. En özel tanıştığım oyunlardan biri diye görüyorum onu. Tabi bunlarla biraz böyle vakit geçirdikten sonra ben fark ettim ki benim aslında favori oyun türüm FPS'ymiş. Çünkü FPS türü diğerlerine nazaran daha kendi gözünden dahil olabildiğin ve hani var olan bir dünyayı tek başına, özellikle single player FPS'lerden bahsediyorum. Hı-hı. Tek başına değiştirmek için her şeye sahip olabildiğin ya da sahip olmak için mücadele edebildiğin oyunlar. O yüzden FPS türü benim için şu an ve yani 2000'li yılların başından bu yana favorim, hala da devam ediyor. Ya esasında şöyle bir şey, hani kendini özdeşleştirebildiğin en iyi tür first person yani olan türler. Kendini oraya adapte ediyorsun, yani o giysiyi giyiyorsun ve o karakter sen oluyorsun o. Tabii o çoğu oyun için geçerli. Gerçek dünyada yapamadığın şeyleri kimseye zarar vermeden sanal dünyada yapabiliyorsun. Hani Devil May Cry oynarken mesela evet Dante çok havalı ama o ben değilim. Veya Max Payne oynarken Allah'ım bu ne karizma ama o ben değilim. Bir karakteri görüyorsun ve kontrol etmeye çalışıyorsun. Aynen, ama mesela Wolfenstein oynarken veya Doom oynarken çok daha rahat kendini özdeşleştirebiliyorsun. Çünkü onun gözünden görüyorsun esasında. Evet, ve onların konuşmaları da yok, sözleri de yok. Yani konuşmuyorlar, etmiyorlar. Yapımcıların da dediği şey o. Mesela Doomguy'in aslında ismi Doomguy değildi. Sadece Space Marine diye geçiyor oyunun şeyinde. Doomguy ismini oyuncular vermiş ona. Yapımcılar da diyor ki biz zaten bir isim bilerek vermemiştik. Bilerek de seslendirme koymamıştık. Karakterli, çünkü karakteri oyuncular kendini onun yerine koysun, özdeşleştirsin. Böyle bir maceraya dalsınlar diye. Bence mantıklı. Gordon Freeman mesela niye konuşmuyor diyorlar. Konuşmasın yani. Çünkü evet, biz kendimizi oraya koyalım ve onun gözünü dahil olmaya çalışalım. Öyle daha iyi. Hani günümüze kadar gelen serilerde de mesela sadece
Wolfenstein de eskiden karakter konuşmuyordu ama artık tamamen karakter draması haline döndü oyun. Bayağı sinematik oldu. Evet, ama Doom mesela hala bu kültürü devam ettiriyor. Evet, hala barzu. Sıradaki sorum şu. Konsol ve PC karşılaştırması. Konsol oyunlarına veya konsolun kendisine de halen daha bu yaşında okey misin? Yoksa senin için daima PC Master Race midir? Tabii PC her zaman önceliklidir benim için. Bu arada şunu söyleyeyim ben. 97, 98, 99... Hatta 99 olsa gerek. O zamana kadar yani artık arcade salonlara gidip geliyorum. Atari kullanıyorum. Kendi Atari'mi aldım. Terminator 2 idi markası hatta. Hı hı. Bir klon Atari. Toplama almıştım hatta. Adaptörü farklı, gamepad'i farklı. Para biriktirip ikinci el gibi bir şey. Toplama bilgisayar yani neredeyse. Bunu ilk defa senden duyuyorum ben. Toplama bir konsol toplama. Param yoktu çünkü. Çok iyiymiş. Parasızlıktan ziyade böyle bir kavramın olduğundan ben bir haberdim evet, yani. Evet, ben bunu böyle bir şey yapmıştım. Gövdesini yani asıl makine farklı aldım. Gamepad'i farklı aldım. Adaptörü farklı aldım. Çok iyi. O benim için bambaşka bir dünyaydı. Çünkü öncesinde o klon Super Nintendo'ma kaset takamıyordum. Ve aynı oyunları oynaya sıkıldım. Yani. Onda her kaseti takabiliyorsun ve bu ne demek? Bir sürü farklı oyun demek. Çok hoşuma gitmişti. Ve ondan sonra benim bir arkadaşım vardı. Onun bilgisayarı vardı. Arada giderdik evine. Kardeşiyle biz yine Atari oynardık. O bilgisayar oynardı. İşte FIFA 98, NBA 98 falan. Biz böyle bir bakardık. İyi tamam sen oyna. Biz Atari'ye dönerdik. Yani grafik olarak o daha iyi. Belki detay olarak daha iyi ama biz orada hala o zevki tadıyorduk. Ve dediğim gibi 99 gibi bilgisayar işletmenlik kursuna başlamamla ve Duke Nukem'i gördükten sonra kayma oldu. İlgi kayması oldu. Ve o zamandan itibaren bilgisayar günümüze kadar hala benim için birinci öncelik. Çünkü az evvel dediğim gibi first person shooter benim favori türüm ve bunu oynayabilmek için klavye artı mouse gereksinimi var. Bunu en iyi PC yapıyor tabii. Ha konsollarda da klavye mouse desteği sunan oyunlar vesaire var ama adı üstünde yani. Sen bunu nasıl sunuyorsun? Bilgisayardan kopya ederek sunuyorsun. Çünkü bu bilgisayarda iyi ki buraya evet, kopyalamaya çalışmışsın. Evet. Ha şu da var. Ben bütün hemen tabii bütün Sony konsollarını kullandım. PS Vita, PSP, PlayStation 1, 2, 3, 4, Pro. En son Pro kullanıcısıydım. Bir süre kullanıp sattım. Çok da kullanamadım. Çünkü son dönem konsol oyunları beni o kadar da çekmedi. PlayStation 2'yi mesela sırf God of War 1'i gördükten sonra almıştım. Bir de Call of Duty 3. Çünkü evet, Call of Duty 3 PC'ye çıkmıyordu. Seri o God of War serisi müthişti. Resident Evil 4 müthişti PlayStation 2'de. PlayStation 3'te God of War 3'ü bir gördüm. Aman Allah'ım nasıl bir oyun. Ne yapmış bunlar? Böyle bir şey inanılmazdı yani. O zamanlar çok değerliydi. Heavy Rain'i ilk gördüğümde inanılmaz bir sinematik oyun. Öyle bir anlatım var ki. PC'de var mı? Yok. İyi bunu oynayacağım o zaman. Şöyle bir düşüncem var. PC tamam öncelikli ama konsollar da önemli benim için. Yani konsol kullanmam falan demiyorum. Eğer buna beni itebilecek bir oyun olursa oynarım. PlayStation 4'te olmadı aslında. Tamam son God of War yine iyiydi. Fena değildi ama ilk 3 God of War'dan sonrakileri o kadar da etkilemedi beni. Ve başka ne diyebilirim? PlayStation 4 ve Xbox One ile beraber konsol nesli tam anlamıyla olmasa da bitti benim için. Şöyle bitti. Mimarileri artık konsolların kendilerine çok da özel değil. Evet. Birbirlerine benziyorlar. Mesela PlayStation 3'e oyun geliştirmek inanılmaz zordu. Örümcek ağ derlerdi. Bilmem ne derlerdi. Zaten onun logosu da Spider-Man'in fontuydu galiba PlayStation'ın. Doğrudur. Hatırlamıyorsam. Çok zordu. Hatta derlerdi ki Xbox 360'a oyun geliştirmek çok kolay. PlayStation'a zor. PlayStation'a maliyetli aynı zamanda. Multi platform olarak hazırlanan oyunlarda öyle sorunlar olurdu. Eksi artılarda hep derlerdi. Xbox versiyonu daha iyi, daha akıcı. PlayStation işte bug'lı bilmem neli. Ama bu AMD'nin mimarisinin de işin içine girmesiyle beraber daha bir bilgisayar kasasına dönüştüler bence. PlayStation 5 ve yeni Xbox'ta da bu böyle olacak. Yani bilgisayara tabii ki yaklaşmaya çalışacaklar ama biliyorsun 2-3 ayda bir bilgisayar donanımlarına evet, hep yenilenme geldiği sürece bu tabii ölene kadar gidecektir böyle. Konuşmanın arasına geçince aklıma takıldı. Bu Call of Duty 3 oynamak için özellikle PlayStation'da. Bir de God of War. Sen de mi öylesin ya da benim gibi düşünen, bunu fark eden insanlar var mı? Bilgisayara çıktı diye biz zannedip gidip korsan CD'ciden Call of Duty 3 aldık. Ama o meğersem Rusların yaptığı bir Call of Duty moduymuş sadece. Onu ben de görmüştüm ama alıp oynamamıştım. Merak dahi etmemiştim. Çünkü ben zaten şeyleri takip ediyordum. Yapımcı
oyuncuların açıklamalarını hem yerli basından hem yabancı basından öyle bir oyun olmadığını biliyordum zaten. Ya birebir konsoldaki oyunun kapak fotoğrafını, cover görselini almışlar. Şimdi oynuyorum. O kadar zor olmaması lazım da Call of Duty'nin. Daha ben ilk bölümü bitiremeden çatıdan bir anda roket atarlı adamlar çıkıp üzerime füze yağdırmaya falan başladılar. Dedim ben herhalde doğru oyunu oynamıyorum şu anda. Ve biraz internetten araştırınca dedim evet yokmuş meğersem yani. Ya geçmişten günümüze iki tane güzel mod topluluğu sitesi vardı. Biri moddb.com. O hala var. Çok fazla mod var orada. Hemen her oyunla alakalı. Call of Duty ile ilgili de işte harita yapımı var. Multiplayer, single player, mod yapımı var. Muhtemelen oradan alıp yaptılarını. Evet. Bir de GameSpy'in destek verdiği Planet başlıklı siteler vardı. Planet Call of Duty, Planet Doom, Planet Quake, evet. Planet Unreal. Hep öyle giderdi bunlar. Aynı topluluk siteleri. Orada da bazen modlar ve haritalar yayınlanırdı. Ben onları indirip bakardım nedir diye. Yani muhtemelen o korsancı amcalar da oradan 3-4 tane indirdiler öyle. Hani bu Call of Duty 3 diye sunalım dediler. Ben hiç almadım ama yani. GameSpy hala 2010'ların başına kadar bir oyun yüklediğin zaman beraberinde yan unsur olarak yüklenen bir yazılımdı ama artık çok da şey bir online şey online şey sunardı. Evet. Server sunardı. Şimdi o kadar da şey olmadı o server sunucu olayı herhalde. Artık Steam, Fortnite'ın yani Fortnite'a nereden geldim? İşte Steam. Hiç gelmiyor boşver. Epic Game Store, işte Ubisoft, EA Origin. Origin. Yani artık herkes, her firma kendi istemcisi mi diyorlardı. Evet. Hem onları hem sunucuları sunabildiği için artık GameSpy eskiden bir nimetti yani. Aa, bize destek veriyor ne güzel. Evet. Ama artık Türkiye'de de oynasana.com falan vardı öyle. Özel sunucular açardı. Quake için, Counter için turnuvalar. Hala var mı bilmiyorum. Özellikle bu soruyu sormak için bekliyoruz. İlk Doom ile tanışma anı. İlk Doom ile tanışma anım. 99 sonu 2000 başı o civarlarda bir dönem. Tam net tarih bilmemekle birlikte. Ben bilgisayarımı yeni almıştık daha. Çünkü işletmenlik kursunu bitirmiştim. Bayağı da iyi dereceyle bitirmiştim. Bir ay geç başlamama rağmen. Tenka demiştim az evvel. Tenka oynuyordum arada böyle. Başım dönüyordu. Çok hızlı bir oyundu çünkü. Arada tabii farklı Wolfit oynuyordum. Wolfit güzel bir 90'lar oyunuydu orada. Yine Super Mario takılıyordum falan. Öyle oyunlar. Midtown Madness. Ve bir arkadaşım vardı Samet diye bir gün geldi dedi ki bir tane karışık CD buldum içinde bir sürü oyun var 2,5 milyonu aldım göstereyim mi sana dedi. Göster dedim geldi işte taktık CD'yi hatta ben onun evine gittim doğru ben onun evine gitmiştim şimdi evvela Atari oyunlarını gösterdi Atari'den kastım arcade salonundaki Cadillac and Dinosaurs'lar falan dedi ki bak burada liste var MAME32 idi hatta ismi programın doluydu orada bir sürü oha dedim artık jeton almaya gerek yok hepsi var burada buradan bir yenildikçe kop gel yani. Yani F1'e basıyordun, kredi yüklüyordu. F2'ye basıyordun, nude yapıyordu. Güzeldi öyle oynuyorduk. Bir de dedi bir oyun daha var onu göstereyim sana dedi. Bu da Half-Life gibi dedi. Elden göstermeli. Geliyor. Şimdi Half-Life o zamanlar hep internet kafe kültürü oyunuydu. Hep multiplayer oynanıyordu. Bence yakın ilk zamanlarda kimse Half-Life'ın single player oyun olduğunu bilmiyordu Türkiye'de. En azından trenli yeri geçemiyorlardı korsan oynadıkları için insanlar bence yani. Bence yani. Çünkü herkes böyle bir multiplayer çılgınlığı vardı. Tabii internet kafe bizim için ya yani bizim yaşta küçük çocuklar için pek de sağlam bir yer değildi. Çünkü içeride abiler sigara içiyorlar işte küfrediyorlar. Çok sigara dumanıydı ya. Bana mı özgü gittiğim yerlere mi özgü? Her yer öyleydi. Çok kötüydü ve yani. Böyle şeyler hani okulda da duyuru yap işte serserilerin olduğu yere gitmeyin evet. Şunu ya. Dolayısıyla kötü yerlerdi onlar. Biz de pek girmezdik etmezdik. Ama dedi bu tek kişi oynanıyor. Multiplayer değil. Olur bir göster dedim. Bir açtı. Grafikler falan düşük. Doom 2 Hell on Earth yazıyor ekranda. Arkada adam birilerini vuruyor. Yaratıklar geliyor gidiyor menüde. Evet. Dedim bir başta nasıl? Bir açtı böyle. Biraz oynadı. Beceremedi. Ama ben böyle bir baktım oyuna baktım. İlk dikkatimi çeken çok akıcı olması. Karakter yürümüyor ya da karakter koşmuyor. Sanki ayağının altında ya paten var ya buz pateni var. Akıyor böyle. Akıyor, gibi, evet. Akıyor ve akarken pompalı tüfekten o kadar ahenkli bir şekilde vuruyor ki yaratıkları. Yani şurada durup vurayım sonra yürürüm değil. Bir yandan gidiyor bir yandan vuruyor. Hiç pürüz yok yani dümdüz. Evet. Bu dikkatimi çok çekti. Yoksa grafikler eski falan ama... Bir de grafik kavramına da o kadar takılmıyordum o zamanlar. Çok hoşuma gitti ve dedim ki bundan bir tane de benim almam lazım. O gün CD'yi ondan istedim biraz oynayayım diye. Verdi ama yarım saat bir saat sonra geldi geri istedi. Ya dedim dur oynayacağım. Yok dedi ben de oynayacağım. Bir de CD kopyalanmıyordu yani içinden böyle alırsın kopyalarsın. O yoktu Windows izin vermiyordu ona. Kopyalayamıyordum. CD kopyalama şeyleri de o zamanlar tabii yok.
Var olanlar da çok pahalı. Bilmiyoruz bir de zaten nasıl oluyor o iş. Küçüğüz. Geri vermiştim. Üzülmüştüm. Ertesi günde bir yerden 2,5 milyon bulmuştum. Büyük bir para 2,5 milyon o zaman. Bir de çocuğum. Nereden buldum hatırlamıyorum ama almıştım o CD'den. Ve o CD'yi aldıktan sonra oynadığım Doom ilk oydu tabii. Doom 2 Hell on Earth. Yaklaşık 2 ay boyunca hemen her gün oynamıştım. İşte bir gün 1 saat, bir gün 3 saat, bir gün yarım saat. Ve hiçbir zaman şimdi bitecek, şimdi bitecek diye düşünmeden oynuyordum. Hep acaba sırada ne var? Bu bölümü geçtikten sonra ne göreceğim? Böyle oynamıştım. Çünkü o yaşa kadar oyun bitirmişliğimiz yok yani. Yani böyle oynuyoruz. Super Mario'yu bitirmiştim ama. Wow, onu bitirmeyi başarabilen. Takdir ediyorum vallahi. Bitirdim. Sonra bir Batman oyunu daha bitirmiştim. Batman Robin olabilir, adı tam emin değilim. Çünkü onu şöyle bitirmiştim. O Batman oyununda bölümü bitirince sana bir şifre veriyordum. O kodu girip devam ediyordun. Evet, o kodu girip devam edebiliyordun. Öyle bitirmiştim. Finalde Joker'i galiba dövmüştüm. Doğrudur. Grafikleri de çok, görselleri de çok güzeldi onun bu arada. Bir gün bitti Doom 2 Hell on Earth. Bir baktım. Lan? Devam gelmiyor yani. Enter'a bastım. Sonraki bölüm çıkmıyor. Yazılar yazıyor. Tabii İngilizce de bilmiyorum. Bir şeyler yazıyor orada. Yes, no biliyorum en fazla. Lan bir boşlukta hissettim kendimi. Yani bir ritüele dönüşmüş artık benim için birkaç aydır. Ha şimdi oynasam bir saatte bitiririm. O ayrı. Artık ezberlemişim ama o zaman böyle günlük bir şey gibi, çay içmek gibi ya da kahvaltı yapmak gibi her gün onu da yapıyorum. Çok boşlukta hissetmiştim kendimi. Üzülmüştüm de. Çünkü arkadaşlarıma da bahsettiğim bir oyundu. Bahsettiğim sebeple oynayanlar da olmuştu. Onlar beğenmemişlerdi. Ben beğenmiştim ve üzülmüştüm ya bitince.